2000 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Teknotap, ayakkabı tabanları yaparak faaliyetlerini sürdürüyor. Yapmış olduğu Ar-Ge ve model çalışmalarıyla adından söz ettiren firma, ayakkabı sektörüne yön veren firmalar arasında yer alıyor. Yurt içinde olduğu kadar, yurt dışındaki tanınmış ayakkabı markalarına da taban üretimleri yapan firmayı ziyaret eden ekibimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Süren'den sektördeki çalışmalarını dinliyor. Teknotap 2000 yılında kuruldu. Ama ayakkabıcılık sektöründe 50 yıllık bir geçmişimiz var. 50 yıldır ayakkabıcılık sektörünün içindeyiz. 20 yıldır tabanla uğraşıyoruz. 20 yıldır taban yaparak ayakkabı dünyasına, ayakkabı sektörüne hizmet etmeye devam ediyoruz. Yön vermeye çalışıyoruz. Yön veren firmalardan biriyiz. Sürekli yenilik, sürekli Ar-Ge, yeni modellerle değişik ürünler, değişik ham maddelerden oluşan parfümümüzle hizmet veriyoruz. Piyasadaki tanınmış, bilinmiş ayakkabı markalarıyla çalışıyoruz. Yurt içi, yurt dışı müşterilerimiz de var. Yurt içinde fuarlarla müşterilerimizle buluşup önümüzdeki sezonların çalışmasını yaparak modellerimizi oluşturuyoruz. Yurt dışında da bayilerimiz aracılığıyla yurt dışına ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi bünyelerindeki tasarım ekipleriyle ayakkabı üreticilerine çözümler üreten firma, bu yaklaşımıyla da firmaların modayı yakından takip etmelerine olanak sağlıyor. Tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Firmalara biz yön veriyoruz daha doğrusu. Yani bu önümüzdeki sezonun çalışmasını biz önceden yaparak ve modanın nereye gittiğini takip ederek yaptığımız modellerle ayakkabıcılara bir sonraki sezonun yönünü vermeye çalışıyoruz. Bunları da yaparken tabii yurt dışındaki fuarlardan, yurt dışındaki designerlardan biz de faydalanarak yapıyoruz. Çin olsun, İtalya olsun, dünyanın değişik ülkelerinden Ar-Ge'mizi toplayarak bir sonraki sezonun çalışmasını yapıyoruz. Ve ayakkabıcılar da modelleri görerek bir sonraki çalışmalarına hazırlanıyorlar. Üretimlerinde kullanmış oldukları ham maddenin yurt dışından geldiğini belirten Suat Süren, son dönemlerdeki kur artışıyla birlikte bu konuda sıkıntı yaşadıklarına değinerek yetkililerden yerli ham madde üretimine ağırlık vermeleri gerektiğini dile getiriyor. Bizim ham maddemizin %90'ı yurt dışından geliyor, gelmek zorunda çünkü burada üretimi olan ürünler değil. Yurt dışından geldiği için de tabii ki kur baskısı yiyoruz, dolara bağlı, euroya bağlı ham madde alımımız var. Tabii son zamanlardaki kurdaki olan artış da bizi olumsuz yönde etkiledi. Ama bunun yolu Türkiye'de ham maddemizi yapabilmek. Bu da çok özel sektörün yapabileceği bir şey değil. Mutlaka devletin desteğiyle olması gereken. Çünkü çok büyük işletmeler, yani Petkim bazında, Petkim ayarında işletmelerin yapabileceği ham maddeler bunlar. Dolayısıyla devletin buna biraz ön ayak olması lazım. Ülkemizde ayakkabı üretimlerinde kalite artışı olduğuna değinen Suat Süren, Türk menşeli ürünlerin dünyada tercih edilir konumda olduğunu belirtiyor. Türkiye'de ayakkabı sektöründeki dünyadaki yeri çok iyi bir konumda. Avrupa'da ikinci sıradayız. Dünyada da beşinci durumdayız ayakkabı üretiminde. Ayakkabı kalitesinde, ayakkabı adet oranında yine dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Ayakkabıcılıkta ihracat da son yıllarda kayda değer şekilde artmış durumda. Avrupa'nın büyük firmaları şu an birkaç yıldır Türkiye'den alım yapmaya başladılar. Dolayısıyla şu anki sıkıntıları sanıyorum birkaç aya kadar da atlatacağız inşallah. Ondan sonra da Türkiye'deki ayakkabıcılık sektörünün önü açık diye düşünüyorum. Ülkemizin en büyük sorunlarından olan kalifiye eleman sorununun kendilerini de olumsuz etkilediğine değinen Suat Süren, bu sorunun çözümü için meslek okullarına yeniden ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiriyor. Eleman sıkıntısı her zaman olmuştur. Yani Türkiye'de sadece bizim değil, her sektörün
aşağı yukarı yakındığı bir durum. Yetişmiş eleman, ara eleman sıkıntısı hep çekiyoruz. İşsizlik var deniyor, biz işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bunun için tabii ki bir meslek okullarının yaygınlaştırılması, sektör bazlı eğitimin verilmesi, sanat okulları falan kapatıldı. Şimdi bunların acısını çekiyoruz. Ara eleman yetişmiyor. Herkes üniversite okumaya çalışıyor ama üniversite okuduğunda bir mesleğe sahip olarak üniversiteden mezun olmuyor. Sadece okumuş oluyor. Ama bizim gibi sektörlerde meslek öğrenerek yetiştirilirse o hem işsizlik diye bir şey kalmaz, hem biz eleman bulmuş oluruz. Diplomasız işsizler de azalmış olur. Üretmiş oldukları ürünlerle ayakkabı sektörüne yön verdiklerini belirten Suat Süren, bu başarılarını her geçen gün arttıracaklarını dile getiriyor. Teknodaman olarak yeni tasarımlar, yeni teknoloji, yeni makineler, çok model, dünyanın her yerinden topladığımız modeller ve Ar-Ge'lerle, fuarlarla, designerlarla beslenerek biz de ayakkabıcılara daha sağlıklı, daha önlerini görebileceği ürünler sunmaya devam etmek niyetindeyiz. Ayakkabı tabanı üreten, kaliteli ürün üreten, modayı takip eden, geleceği takip eden firmaların arasındayız. Bundan sonra da bu konuda devam ettirmeye çalışacağız.